Seninle konuşmanın zamanı geldi. Tam tahmin ettiğim gibiymişsin. Pardon, anlamadım. Beni hiç şaşırtmadın. Senin evlenmek üzere olan bir erkeğin peşinden koşacak kadar basit olduğunu biliyordum. Perihan Hanım, bakın hanım diyorum. Söylediklerinize dikkat edin. Kimsenin oğlunuzun peşinden koştuğu falan yok. Öyle mi? Melisa gibi bir kıza sahipken oğlum mu senin peşinden koşuyor yani? Kimsenin kimsenin peşinden koştuğu yok. Ben sadece işimi yapıyorum. Hangi iş? Benim sayemde kovulduğun iş mi? Sizin sayenizde mi? Ne zannediyordun? Ha? Sen oğlumun etrafında köpek balığı gibi dolanırken ben bir köşede elim kolum bağlı sizi mi seyredecektim? Bu daha başlangıç. Oğlumun etrafında dolanmaya devam edersen başına daha büyük felaketler gelecek. Ya çok merak ediyorum, siz ailecek böyle bencil ve kötü olmayı nasıl başarabiliyorsunuz? Anne olunca anlarsın. Hmm. Bir annenin çocuklarının huzuru ve mutluluğu için göze alamayacağı hiçbir şey yoktur. Bunun arkasında mı saklanıyorsunuz? Siz mi karar veriyorsunuz onların mutluluğuna? Aynen öyle. Geçmişte seni nasıl görmek bile istemediysem, oğluma uygun olmadığını düşündüysem, şimdi de oğlumun peşini bırak diyorum. Bir dakika, bir dakika. Siz geçmişte beni istemediniz mi? Aa, sen bunu bilmiyor musun? İlahi Sarp. Ama sen de düşündüğüm kadar zeki değilmişsin. Seni istesem neden seninle tanışmayayım? Neden nikahına gelmeyeyim? Gerçi nikah demeye de bir şahit ister. Damatsız nikah. Çok doğru söylediniz ya. İyi ki o nikah gerçekleşmemiş. İyi ki öyle yalancı bir adamla evlenip hayatımın sonuna kadar sizin gibi biriyle muhatap olmak zorunda kalmamışım, şükür. Ay sen kimsin de beni beğenmiyorsun acaba? Servet avcısı, kenar mahalle kızı. Bana bak. Bana bak, ağzını topla. O aşağıladığın kenar mahalle de seni boğarım. Hadi. Hadi al oğlunu da başına çal, yürü. Efendim Leyla? Atacağım, konuma gel. Ne oldu, bir şey mi oldu, iyi misin sen? Sen sadece gel. Tamam, geliyorum. Ne yapıyorsun diyeceğim ama korkuyorum biraz. Bir de bu sakinliğin daha çok korkutuyor beni şu an. Leyla, ne yapıyorsun? İyi misin? Aslına bakarsan hiç bu kadar iyi olmamıştım. Yapma ya. Peki bana ne yaptığını söyleyecek misin? Ruhumu özgürleştiriyorum Seda. Ya nereye gidiyorsun bu saatte? Tut. Leyla. Söyleseydin bari nereye gittiğini. Özgürleşmeye gidiyorum dedim ya. Leyla.
Of Leyla ya. Neden buradayız? Beni terk edip gittiğin gün gerçekten yıkılmıştım biliyor musun? Sen gittikten sonra elimde kalan tek şey anılarımdı. Hep onlara tutundum. Gerisi benim için yalandı. Ama bu gece öğrendim ki seninle geçirdiğim en mutlu günler, en mutlu anlar bile koca bir yalandan ibaretmiş. Annenle konuştum. Beni istemediğini yüzüme baka baka söyledi. Anladığım kadarıyla Amerika'ya hiç gitmemiş. Hiç hastalanmamış. Meğer başından beri sen adi yalancı adamın tekiymişsin. Annesinin sözünden çıkamayan, sevdiği kadının nikah masasında terk edip giden zavallı adamın tekiymişsin. Yazık. Annem yüzünden değildi Leyla. Öyle olsa nikah kadar gelmezdim zaten. Aslında hiçbir önemi yok. Zaten şu saatten sonra ne söylesen inanmayacağım. Ne kadar üzücü değil mi? Artık ne söylesen inanmıyorum. Çok iyi oldu ama bu gece bunları öğrenmem. Mesela hala bu gece bana yardım etmeye çalıştığını zannediyordum. Meğer sen annenin beni kovdurduğunu öğrenip vicdanını rahatlatıyormuşsun. Bir de aniden ortadan kaybolup kahraman numaraları yapıyorsun. Neyse. Uzatmanın anlamı yok. Buraya niye çağırdım seni biliyor musun? Niye? Leyla. Yapma. Artık ikimizi de özgür bıraktım Sarp. Bundan sonra ister kal, ister git. Umurumda bile değil. Leyla. Thank you.